Yok, gençler hiç güncelleme yapmadık. Bir tane güncelleme kodu yazalım. Unuttuk galiba onu, yani şu an yapmadık. Şöyle Güzat'a geliyorum. İşte Tuğçe'nin biliyorsunuz mail adresini Sercan2 yazmıştık. Bunu bir güncellemeye çalışalım. Nasıl güncelleriz? Şöyle SQL bölümüne geldim. Bakın şurada SQL'e bastım. Yeni sekmede açtım. Şimdi update komutumuz update de tabii ki başlıyor. Update'ten sonra hangi tabloda işlem yapmak istiyorsam onu yazacağım. Users tablosunda yap diyorum. Sonrasında set komutumuz var. Yani set et. Yeni bir veri set edeceğiz. Bunu yazmamız gerekiyor. Hangi sütunda işlem yapmak istiyorum? E-posta mıydı? Bir bakayım bir daha. E-mail miydi? E-posta mıydı? E-posta. E-posta sütununda değişiklik yapmak istiyorum. Yapacağım değişiklik de ne olacak? İşte tuğçe@gmail.com yazsın. Çünkü Sercanlı yazıyordu. Bunu güncellemek istiyoruz. Bunun ID'sine 4. ID'si 4 olanın e-postasını güncelle diyeceğiz. Şu anda e-posta güncelleme komutunu yazdık. Bir de bizim where koşulumuz olacak. Where koşuluna diyorum ki ID'si eşittir 4 olanı benim için git ve güncelle. Burada iki tane kısım var. Update'ten sonra tablonun ismi, setten sonra sütunun ismi ve karşılığındaki değeri, koşulum ne? Onu yazmam lazım ki hangi koşula göre güncelleyecek? Tüm tabloya gidip güncellemesin. Hani bunu yazmazsak koşulu tüm tabloyu Kesinlikle. günceller. Tabii ki bizim unique olarak belirttiğimiz için tüm tabloyu güncelleyemez. Çünkü tüm Hata tablo verir. aynısı olamaz ama hata verir. Şu an koşulda. Şöyle git deyip bir çalıştıralım. İşlemin başarılı olduğunu söylüyor. Sayfayı bir yeniledim. Bakın Geldi. Tuğçe@gmail olarak kaydı oldu. Bunun da kısa bir kaydını aldım. Başka görmediğimiz bir kod kaldı mı? Bir V3 School'dan bakmak lazım. Şöyle 2 dakika bir MySQL deyip bir bakalım. Yani şuradakilerin hepsini insert'te gördük. Update, delete, limit, min, max, count, like. Bunlara gerek yok. Bir array'im varsa içinde aramak için in ama gerek yok yine. Sık kullanmayacağınız için. Between, alias'ı Örneğin. gördük. Join'i gördük. Inner left, right. Cross'a gerek yok. Selfie gördük. Onion'a gerek yok. İki tane istek aynı anlatmaya deniyor Onion. Group by having'i gördük. Şu alttakiler zaten comment'leri gördünüz. Operatörleri gördünüz. Function'a yine ihtiyacınız yok. Case'e yine ihtiyacınız yok. Yoğun olarak kullanmayacağınız için ihtiyaç yok. Insert, select aslında ikisini bir arada kullanmayı görmediniz ama gördünüz. Genel olarak çoğunu Çoğunluk gördünüz. Şu an ihtiyacınız buradakilerin. olacak tabii ki var. İhtiyacınız olacak kadarları gördünüz. Önemli olan bunları alıp kullanmak, bir araya getirmek diyebilirim. Ve kaydı